Merhaba arkadaşlar, Nurgülün Tığ ve İğneleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kırmızı abone kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Çektiğim videolardan haberdar olmak için de arkadaşlar zil butonunu açabilir, haberdar olabilirsiniz. Evet, bugünkü modelimizin ismi. Bu şekilde arkadaşlar hazan yaprakları veya da sonbahar yaprakları. Bunları istediğiniz yaprak renklerinden koyabilirsiniz. Hardal sarısı, böyle kiremit rengi gibi daha solmuş yapraklardan da koyabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Arasına da tabii ki bu şekilde tek yapraklar yapabilirsiniz. Eğer şayet isterseniz arkadaşlar hafif olsun derseniz şu yaprağı tek şekilde de yapabilirsiniz. Tek yaprak olarak da arasına koyabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk başlarken bu şekilde yapraktan başlayabilirsiniz. Ben burada bırakmışım arkadaşlar. Buradan devam edelim. Zaten bu örümcek işlemini yaptıktan sonra hemen yaprak işlemine geçeceğiz. Şöyle küçük bir örümcek yapıyorum buraya bu şekilde. Örümceğimin üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi örümceğimi kapattığım yere bu şekilde buraya kapattım. Bir zincir çekiyorum örümceğimden önce buraya aynı büyüklükte ikinci örümceğimi yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir atlayıp 5. zincirimin içine, kıvattımın içine bu şekilde örümceğimi kapattım arkadaşlar. Evet şimdi yaprağımızın yapımına geçebiliriz. 1, 2 zincir. Bir defa doluyorum. 2, 2 olarak aldım. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 3 tane trabzan yaptım. 2 defa doluyorum. 2, 2. 2 2 olarak bu şekilde dördüncü trabzanımı yaptım tekrar iki defa doluyorum ikinci tığ battığının içine 1 2 2 2 bu şekilde yaprağımı arkadaşlar iki tığ battı içine, içerisine yaptım 4 tane zincir çekiyorum buraya bu şekilde kapattım buraya 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6'ncıyı aynı tığ battının içine kapattım bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar bir zincir yapıyorum. Bir tane örümcek. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu şekilde örümceğimin üzerine 8 zincirimi kapattım. Bir zincir çekiyorum örümceğimin içine bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 5. tığ battığının içine örümceğimi kapatıyorum. Bu şekilde kapattım. 1 2 zincir. Tığ battığımın içine 2 zincir çektim. Bir defa doladım. 2 2 aldım. Bir defa doluyorum. 1 2 2. 3 tane buraya tırabzan yaptım. 2 defa doladım. Yandaki tığ battıya giriyorum. 2 2 2 tane tığ battı içerisine bir tane yaprağımı yapıyorum arkadaşlar 2 defa doladım tığ battımın içine girdim 1 2 2 2 buraya 5 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çekiyorum buraya kapattım 1 2 3 4 5. Sonuncu trabzanımın içine 5 tane sık iğne yaptım. 6. da aynı bu şekilde arkadaşlar tığ battıya yapıp yaprağımın sık iğnesini bitirdim. Tekrar bir zincir çekip örümceğimi bu şekilde yapıyorum. 3. örümcek yapışımız arkadaşlar. Bu şekilde üzerine 8 zincir kapattım buraya. 1 zincir çektim. Buraya aynı büyüklükte bir örümcek yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5. 5 tığ battım, içine kapattım. 1 2 zincir. Bir defa doluyorum. 2 2 aldım. Bir defa doluyorum. 1 2 3 2 defa dolayıp hemen yandaki tığ battı ya 2 tığ battı içine yaprağımızı bu şekilde yapıyoruz 2 defa doluyorum 1 2 2 2 Bu şekilde arkadaşlar sıralı Küçükten büyüğe doğru boy sırası trabzan yapıp yaprağımızı yaptık 4 zincirimi çektim Kapattım buraya Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 Altıncıyı da bu şekilde tığ battığının içine kapattım. Bir tane de zincir çektim. İpimi kopardım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bu örümceklerimizin üzerine 8 tane zincir yapmıştık. Bu sefer bu hazan yapraklarımızı bu şekilde arkadaşlar pembe renkle yapacağım. Aynı şekilde Usul aynı arkadaşlar. 2 zincir bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 3 seferde. 2 defa doladım tığımın başını. Yuvaya girdim. 2 2 2 Bunu da 3 seferde aldım arkadaşlar. Trabzan adedim 4 olunca hemen beşincisini de aynı şekilde iki defa doluyorum ama bir iki 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 dört seferde çıkardım bir iki üç dört zincir bu son yaptığım trabzanımın arasına girdim buraya beş tane sık iğne yapıyorum bir iki üç dört ve beş beş tane buraya yaprağımın kenarına sık iğne yaptım yuvaya girdim bu şekilde kapattım şimdi arkadaşlar birisini yaprağımın hazırlamış olduk aynı şekilde buraya iki tane daha yaprak yapıyoruz iki zincir çektim bir defa tığın başını doladım yuvaya girdim iki iki olarak aldım bir defa tığın başını doluyorum üç seferde ikincisi üç seferde Evet Zincirimle beraber 3 tane trabzanım oldu. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2. 4. trabzanım. 2 defa tığımın başını doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. 5. trabzanım sık iğne trabzanım. 1, 2, 3, 4. Trabzanımın arasına girdim. Tomurcuğumu yaptım. Arkadaşlar şimdi burayı hemen Kamurcuk yapıldıysa, sık iğne yapılıyorsa yaprak işlemi bitmiş demektir. 5 5 tane sık iğne yaptık. 6. sık iğnemi de bu şekilde yuvada kapattım. 1 2 zincir bu şekilde. Bir defa doluyorum. 2 2. Bir defa doladım. 1 2 2 3 seferde. 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 2 4 oldu 2 defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 2 5 5 trabzan tepesine 4 zincirden tomurcuğunu yaptık buraya 5 tane sık iğne yapıyorum 2 3 3 4 5 altıncıyı da yani son sık iğnemizi bu şekilde buraya kapattım bir zincir çektim ipimi kopardım Evet arkadaşlar şimdi sarı renkle yapalım bir tane de bu şekilde buraya sarı renkli arkadaşlar tutturdum sık iğne yaptım iki zincir bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 bir defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 3 sefer iki defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 2 4 tane trabzan yaptım iki defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 2 bu şekilde 5 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir bu şekilde kapattım trabzanımı. Şimdi arkadaşlar buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Yuvada 6. sık iğnemi kapatıp yaprağımı bitirdim. 2 zincir çekerek tekrar ikinci bir yaprağa başlıyoruz. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 3. İki defa doladım. 2, 2, 2. 4 tane trabzan olunca 5 trabzanım için iki defa doladım. 1, 2, 2, 2. Toplam 5 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde trabzanımı kapattım. 1, 2 3 4 5 5 tane buraya sık iğne yaptım. 6. bu şekilde arkadaşlar kapattım yaprağı. 1 2 bir defa doladım. 2 2 Bu şekilde iki tane trabzan yaptım. Bir defa doladım, yuvaya girdim. 1 2 2 3 İki defa doluyorum. 2 2 2 4 tane trabzanım oldu. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 5 tane trabzanım oldu. Hemen 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir yuvada kapattım. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 Beş tane bu şekilde trabzanımı yaptım, sık iğnemi yaptım. Bu şekilde yuvada 6 sık iğnemi kapatıp, bu şekilde arkadaşlar üç yaprağımın üçünü de bitirdim. Ve ipimi koparıyorum artık arkadaşlar. Bu şekilde arkada iplerimi çekip yakacağım. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.